Evet, ve hayat devam ediyor. Sayın Mehmet Uğurlu, bu yaptığınız kostümlerle ilgili çalışmalarınız küçük çapta mı, büyük çapta mı, nasıl, nedir, nasıl gidiyor? İşler nasıl? Şimdi İşler, onu söylesene. Allah'ıma şükür. Yani küçük değilim ya. İnan gibi yani böyle. Ben Evet. büyük çap yapıyorum. Evet. Ya şimdi her göre ne isterse sirtaki dahi olsun ki gönderdim. Evet. Benim nereye tıklarsan Mehmet Uğurlu çıkar. Yani Yaren Efendim çıkar. Allah'a şükür işimi tutturdum. İyiyim. Efelere oynatıyorum. Zevk duyuyorum. O zaman Efendim bana da kostümlerim tutuluyor. Tercih ediyorlar. ben bu yaza doğru biraz kilo vereceğim. O zaman gelip sana ölçü alacağım. Bir kostümde beni aynı bunlar gibi olmak istiyorum. Başım üstünde Kadir Bey. Aranıza beni Size alacaksınız yalnız. aynen öyle bir kostüm yapacağım ki Evet. inanın ki ya ben Türkiye'de gerçekten ben Türk videosu yapıyorum. Evet. Değerli dostlar, Ben bunu iddia şimdi ediyorum yani. kostümden bahsetmişken o kostüme en çok kendine yakıştıran tavas efelerimizi bizi kırmazlarsa bir kere daha alalım. Şöyle güzel yeri göğü ineten bir Efe türküsüyle birlikte sahneye alalım isterseniz sizlere. Buyurun.
konuşma yapabilir miyim Kadir Bey? Tabii ki, tabii ki. Mikrofonu uzatalım. Sayın Şehir, yorulduk sizi. Bir zeybek adam yorulmaz. Ef adam yorulmaz. Ya zeybek de insan diyor. Ben bu İbrahim Uslu zeybeğini 1986 yıllarında o dönemin halk eğitim ekibiyle beraber, onların isimlerini zikretmeden geçemeyeceğim. Halk eğitim müdürümüz Mehmet Subaşı, Salih Kurtçebe, müzisyen arkadaşımız Mustafa Koldaş, Mustafa Çelebi, yine eski halk eğitim müdürlerinden, Denizli İl Halk Eğitim Müdürlerinden Sayın Uğur Gülmez. Ben Tavas'ın Barza yöresinden derledik. Bu oyun yaşlı oyunudur. Evet. Ben yaşlandığım zaman da oynayacağım oyunu 1986-87 yıllarında hazırladım. Yaşım ihtiyarlasa dahi bu İbrahim Usta oyunumu oyunuyla özürümü yine de def edeceğim. Bu Zurnacı İbrahim Usta evet diyorlarmış. Bunun ustası Zurnacı İbrahim Usta diye bir müzisyen amca abi hazırlamış her nasılsa. Şöyle bir şey tabir ederler onu. Zurnacı İbrahim zurnayı çalar da onun çaldığı zurnanın önünde oynanmaz mı diye bir sözü dahi vardır yani. Evet. Biz bunu derlerken bu sözlerle derledik. Hatta derlediğimiz kişilerin ismini de vermem gerekirse onlar da yaşlı kişilerdi o yıllarda, hemen de 80 yaşlarındaydı. Tavas Nikver kasabasından Ömer Yürek'ten, sonra Ali Değirmenci, Bahçeköy'den Süleyman Armağan, Balkıcı Köyü'nden Bekir Zencirci, bu kişilerden derledik. Hatta o tarihte video yok, film makineleri yok. Her arkadaşımız birer hareket alarak, ezberleyerek bu oyunu bu şekilde getirdik. Efendim bizler de sizi bugünün insanları olarak izlemekten çok keyif aldığımız İbrahim Usta Zeybeği'ni artık zaten Tavas'a mal olmuştur. Ve isteyenler Tavas Halk Eğitim Müdürlüğü'nden bunun oyunun gerçek figürlerini öğrenebilirler. Bu Türkiye'nin her tarafına duyurula. Böyle bir durum. Vakit varsa... Maalesef vakitlerimiz doldu efendim. Değerli izleyenler, bugün böyle bir anda bir reklam verdik. Sonra şimdi bir kere daha reklam vermek istiyoruz. Ondan sonra artık son bölümde tekrar kapatacağız efendim. Küçük bir reklam arası, tekrar devam edeceğiz.